Otoseyir'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yanımda Emre Çelikkol. Stüdyo dışındaki bölümlerimize devam ediyoruz. Bu sefer stüdyodan çıkıp da içine girdiğimiz şey turuncu, kavun içi Renault Captur. Evet. Ne dersin Emre abim? Çok şık bir rengi yavru var. Yavru ağzı. Yavru mu ağzı? Yavru ağzı. Allah öyle, öyle olmuyor mu bunun rengi? Renk skalam hanımlar kadar şey değil, geniş değil biliyorsun. Evet, öyle deniyor. Genetik olarak öyle bir sıkıntı var. O yüzden çok fazla şeyim yok. Yani çok fazla fikrim yok. Turuncu diye bağlayalım istersen. Evet. Tavan kemik rengi ama jantlar siyah. Evet, çift renk. İstediğimiz her renk oluyor bunlar. Mini'nin hayatımızın soktuğu şeylerden. Güzel ama. Kişiselleştirilebilme şeyi, evet, seçenekleri. Çift renk olayı. Yani şeyi itibariyle, yapısı itibariyle sınıfa zaten bambaşka bir renk getiren modeller bunlar. Küçük sınıf mı, kompakt sınıf mı? Ne dersin Emre abi? Kompakt sınıf iç hacmi sunan, küçük sınıf platformunda SUV. Güzel bir şey. Şimdi İpçuk'ta başlamıştı bu akım. Diğer markalarda da geldi. Renault'un tasarımı biraz daha normal arabaya daha yakın. Hani minivan gibi. Minivan gibi diyelim. Tam böyle bir arazi aracı yüksekliğinde değil de biraz daha hani yere yakın. Zaten dört çeker opsiyonu da yok. Evet. İtibariyle, yapısı itibariyle önde McPherson, arkada torsiyon çubuklu süspansiyon. Son derece hafif, mümkün olduğunca şehir içi kullanımında hani iç mekanı maksimize edecek şekilde. Tabii düşünmüş. Yani sportif kullanımdan çok kullanışlılık için geniş bagaj, stepnesi olduğu halde, gerçek tam boy stepne olduğu halde, evet, bagajı gayet geniş bu boyda bir araç için. Stepne var ve bagajın bagaj kapağı zeminin altında bir 15 santim kadar da şey var, ikinci göz derinliği, evet, var. Stepneye rağmen. Herkesin görmesini istemediğimiz şeyleri oraya koyuyoruz. Tabii. Yani. Bağımsız süspansiyon olsaydı maalesef o göz olmazdı. Şey olmayacaktı. Öyle bir imkanımız olmayacaktı. Yapısı itibariyle dediğimiz gibi şehir içinde güzel kullanılmaya yönelik düşünülmüş, tasarlanmış bir model. Ailelerin ihtiyaçları ön planda tutulmuş tasarımında. Kokpit malzemeleri seçiminde de bunu rahatça görebiliyoruz. Özellikle dayanıklı sert plastiğe bolca yer verilmiş. Koltukların arkası olsun, çocukların elini atıp da şey yapacağı yerler olsun, hep bizi şey yapan, kolay bozulmayan, uzun vadede üzmeyen plastiğe yer verilmiş. Özellikle arka koltuklarda hani çocuklar bir şeyler yapar mutlaka, çizer, tırmalar, kusar falan diye. Arka koltuklu, yani tabii, ön koltukların arkası plastik. Ama bunda çocukları kolay kusturacak bir şey yok, motor, evet, yok. 0.9 litre 3 silindir turbo. 90 beygir. 90 beygir ama torkuyla parlıyor. 135 Nm'nin %90'ını 1650 devirden itibaren veriyor. Maksimum değerinde de 2500 devirde ulaşıyor. Bu çok şey, yapısı itibariyle motorun yerini doldurmaya çalıştığı model şey, 1.4 litre atmosferik ünite. O da 90 beygirdi ama eski motor torku çok daha yüksek devirde veriyordu ve cılız hissettiriyordu. Bu araba ağırlığı itibariyle kompakt sınıfa yakın. Dedik ya, mini sınıfın biraz irice. Tabii biraz daha ağır. Biraz daha irice mini sınıfın. Clio'ya göre. Aslında Clio platformunu kullanıyor. Doğru. Yeni Clio'nun platformuyla aynı aşağı yukarı. Biraz daha süspansiyonları yükseltilmiş. Bu bakımdan hani özellikle ülkemizde çukur tümsek çok olduğu için hani altını vurma ihtimali pek yok. Doğru. O bakımdan avantajlı bu araba. Özellikle Türkiye için çok avantajlı. Tabii ama bunun yanında süspansiyonu biraz daha sert Clio'ya göre. Bizim yolu birazcık daha sert hissetmemizde tabii şeyin de faktörü var. Aracın üzerindeki lastikler 17 inç. Evet. 205 tabanlı. 205-55 R17 lastik takımıyla geliyor. İkon donanımı bu. Lüks, evet, donanımı şey paketi. Bir alt donanımda 16 jant geliyor. Evet, evet. O biraz daha az hissettirir yoldaki sarsıntıları ama yani çok çok büyük bir fark da olmaz. Doğru. Ama dediğimiz gibi burada temel başarı süspansiyonun yükseltilmiş, yumuşatılmış olmasına ileri geliyor. Arabanın içinde diğer bir parlayan donanım, yani baktığımız zaman dikkat çeken sınıfın tabii diğer üyelerine göre farklılık arz eden ekran. Orada da kocaman bir dokunmatik ekran var. Oradan müzik sistemine de bakıyoruz. Diğer navigasyon donanımlarına da bakıyoruz. Telefon varsa telefonu bağlayabiliyoruz. USB bağlantısı var. Yani harici istersen ses girişi var. Tabii. Her şeyi var. Gereken her şeyi yapmışlar. Ekran kapasitif. Öyle basmatik değil, gerçek dokunmatik. Dürttürmatik değil tabii. Evet. Bu özellikle şey esnasında çok faydalı bir şey, hal. Sonradan takılan bazı ünitelerde çünkü yan sanayilerde sürücünün dikkatini dağıtma konusunda çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Ses sistemi fena değil. Nasıl biliyoruz ses sisteminin fena olup olmadığını? Bence neşeli bir şeyler koy da şeye bakalım. Evet. Bir kaset koy da şenlenelim Semra.
direkt açıyoruz. Levent abinin Power Radyosu, Seymen Radyo. Şimdi... Dört köşeden mendili, dört köşeden istimden, hep şişeden. Radyo yayını olduğu için çok şey değil. Tabii çok biraz değil. Parazitli ama şunu söyleyebiliriz ki müzik sisteminin ses kalitesi üzmüyor. Gün içinde rahatlıkla şey yapılabilir, tercih edilebilir, kafayı yormadan dinlenebilir. Tabii. Direksiyondan da kumandası zaten. Basit izi rahatsız etmiyor, fazla tabii. Patlaması falan. Ayarı güzel tutturulmuş. Sağında sonunda çok göz var. Bu bazı insanlar için mutluluk kaynağıdır, bazıları için kusur olarak değerlendirilir. Çünkü göz sayısı çoğaldıkça içinde bir şeyler unutabiliyorsunuz arabanın. Yani niye kusur olsun? Çok fazla şey, tabii. Göz sayısı çoksa kullanmasın o zaman gözleri. İşte. Burada mesela güzel bir göz var. Güneş, açıyoruz. Güneş gözlüğü vesaire konulabilir. Güneş gözlüğü, sürekli ihtiyaç duyulan şeyleri koymaya. Navigasyon cihazı, gerçi bu kendi navigasyonu var ama tabii. Olmayan modeller de var. Onlar da bilhassa navigasyon cihazı oraya atılabilir. Torpido gözü biraz ilginç bir yapıda. Çekmece şeklinde. Doğru. Orada biri otururken açıp kapamak sanırım çok kolay değil. Evet. Senden gördüğüm kadarıyla. Komple açmak zor. Şöyle hani hafif aralayıp elini içine sokabilirsin. O mümkün. Ama komple sonuna kadar açayım da o çekmece avantajını sonuna kadar kullanayım dediğin anda dizlerine dayanıyor torpido gözü. O senin tabii uzun boylu olduğunu da hesaba katmak lazım. Tabii. Bunu söylerken. Yani, 1.70 boylarında birisi biraz daha rahat edebilir. Özellikle hani genelde arabayı erkek kullanır, kadın yanında oturur tabii. Şeyinde o ama daha rahat olur. Şey boşken, orada biri oturmuyorken benim buradan uzanıp da torpidoyu açıp içinden bir şey arama şeyimi çok kolaylaştırıyor. Tabii, çok kolaylaştırıyor. O bakımdan çok rahat. Onun için iyi düşünülmüş. Torpido gözü açılıp kapanırken benim fetişimdir. Her arabaya bakarım dediğim gibi. Kokpitin üst kısmında kaliteli malzeme kullanıyor. Alt yarısında çünkü tasarruf malzemeleri genellikle kendine yer bulur gözden uzak yerlerde. Burada hayal kırıklığı olmuyor. Arabanın geneline yayılmış dediğim gibi. Sert malzeme her zaman şey değildir, ucuz demek değildir. Bunda da kokpitin ve çevresinin şey kaplamaları sert. Kapı işleri vesaire ama şey dayanıklı. Bilhassa tercih edilmiş. Evet. Bu şeylerde de böyledir. Jeep modellerinde de böyledir. Şey olsun diye. Uzun ömürlü çocukların veya arazinin şeylerine zarar görmesin diye. Evet bak kardeş. Kardeşimiz de orada. Biraz daha esmer kardeş. Navigasyon tertibatımız var Emre abi. Evet. Şimdi trafiğin bize izin verdiği ölçüde şey yapmış olduk. Boşluk bulmuş olduk. Birazcık daha konuşabiliyoruz. Arabanın süspansiyon tertibatı dediğimiz gibi hani azıcık yükseltilmiş, konfor artırılmış vaziyette. Bu hem şey için sürüş dinamizminde biraz geri bırakacak gibi korku uyandırsa da bizde aslında şey değil. O kadar da araba hantal değil. Sert manevralarda şey yapmıyor. Sağa sola çok fazla yatmıyor. Evet. Bu güzel bir özellik. Direksiyon biraz hissiz. Bu Renault modellerinin genelinde olan bir şey. Önünde olan bir durum. Konfor için tercih ediyorlar bunu da aynı şekilde ama çok hafif. Özellikle hanımlar kullanımda faydasını göreceklerdir. Zaten hedef kitle genelde bayanlar. Tabii tabii. Bagaj kapağının açılımında da klips kullanılmamış, onun yerine düğmeye yer verilmiş. Bu da şey sağlıyor bize yine uzun tırnaklı iken açıp kapamada mandalı kırılmamasını sağlıyor. Tırnakların manikürün zarar görmemesini sağlıyor. Bunlar hoş şeyler. Dediğim gibi arabanın sağında solunda çok sayıda değil ama yeterli. Aradığımız kadar şey var, göz var ve bizi şey yapmıyor, yarı yolda bırakmıyor hiçbir zaman. Evet, gözler. Her şeyimizi koyabiliyoruz. Aha. Benim şimdilik diyeceğim motora ve şanzımana yönelik oranlarının güzel ayarlanıp uyumlu çalıştıkları yönünde bir şeyim var, kanaatim oluştu. Araba Clio'ya göre tasarlanmış motor güç ünitesi ama 150 kilo kadar daha ağır olmasına rağmen çok fazla sırıtmıyor. Bu ağırlıktan dolayı şey yapmıyor. Zaten bizi üzmüyor. Çok performans beklentisi olanların tercih edeceği bir motor değil. Kesinlikle çevik değil ama şey yani hantal da değil. Çok şey yapmıyor. Böyle basıyorum da gitmiyor, basıyorum çekmiyor. Sıkıntısı tabii. Olmayacak, yaşatmayacak bir motor. Tabii ki çok fazla şey beklememek lazım. Dediğimiz gibi yani motorun turbo oluşu, 3 silindirli oluşunun ciddi bir avantajı. Bize kullanım esnasında atmosferik benzerlerinden çok daha şey bir torklu bir çekiş sağlıyor. Özellikle alt devrinin canlılığı ciddi manada şey yapıyor. Sesi de güzel çıkıyor. Tabii.
sesini o da ayrıca şey yaptım, takıldığım noktadır. Dizellerin hiçbirinin bundan böyle isterse. Tamamdır. Olur. Ben vites geçişlerini biraz kemikli buldum. Vites geçişleri modelden kaynaklanıyor olabilir. Belki de. Modelin durumundan kaynaklanıyor olabilir. Epeyce kemikli. Yani şey, rahatsız edecek düzeyde kemikli. Muhtemelen bu bizdeki test aracının şeyi. Diğerlerinde olduğunu sanmıyorum. Renault'un şeyidir, klasiğidir. Gaza basınca vites kolunu zıplaması, bu modelde zıplamıyor. Evet. Balantları değiştirmişler demek ki. Şey değil, mandallı değil. Doğru. Geriye şey yapıyorsunuz. Klasik. Doğru takıyorsunuz. Aynı zamanda şeyden bahsetmişken, vitesten bahsetmişken pedallara da değinmeden geçemeyeceğim. Vites ve vites diyorum. Gaz ve fren pedalı birbirine çok yakın tasarlanmış. Benim gibi 46 numara benim ayağım. Paletten hallice ayağı olanların birazcık şey yapması lazım, dikkat etmesi lazım. Özellikle kış aylarında şeylerle, botlarla efendime söyleyeyim, geniş tabanlı pabuçlarla kullanırken şey yapılabilir. Rahatsızlık yaşanabilir. Alışınca bir şey olmaz. Şey, yani alışma meselesi birazcık. Tabii. Özellikle direksiyon, kibar, işte hanım ayağına göre tasarlandığı belli. Kibar ayaklı şeyler kullanıcılar rahat edecektir. Debriyajın yanında ayak dayama pedi var. Son derece de rahat pedal boşluğu bunun haricinde. Tüketimi konusunda ne diyorsun? Vallahi bir şey diyemeyeceğim neredeyse. O kadar az ki. Şeyi, motor çok ekonomik. Sakin trafikte kullanıldığında çok az yapıyor. Motor çok ekonomik. Uzun yolda da özellikle dediğim gibi öldürmüyor motor. Şey yapmıyor, süründürmüyor arabayı ama performansı sadece yeterli olacak kadar tercih edilmiş. Arabayı hiç şey yapmayacak şekilde, gereğinden fazla hızlı kullanmaya mahal vermeyecek şekilde yakıt ekonomisinde mükemmel oynuyor. Yani biraz daha tabii ki hani daha büyük motorla daha sakin gidebilir tabii ama uzun yol arabası değil. Uzun yol arabası değil. Bu zaten hani sakin kullanım için tasarlanmış. Tabii. Ben açıkçası beğendim. Hani dizaynları geniş ve rahat, görüşü tabii, başarılı. Tabii. Özellikle arka çapraz görüşü birçok modelden daha iyi. Arka camı geniş. Astımları biraz fazla geniş geldi bana. Ama görüşü kapatmıyor. Şoför tarafında fazla, özellikle. Fazla kapatmıyor. Kelebek camlarına yer verilmesi de burada olumlu bir özellik. Tabii tabii. Nihayete gelecek olursak, arabanın içindeki donanım kalemlerinden dışına kadar birçok şeyin özgün oluşu, insanların beklentisine uygun tasarlanması burada altı çizilmesi gereken faktör. Bu şey değil, aileler için tasarlanmış, şehir için güzel bir araba, güzel bir alternatif model. Herhangi bir sınıfta da tam rakibi yok, kendi sınıfını oluşturmaya çalışıyor. Biraz miniye göz kırpıyor, biraz kompakt sınıfa göz kırpıyor, şey yapmıyor yani. O konuda herhangi bir aşması gereken çıta yok. Sadece kendi şeylerini koyuyor. Kendi kurallarını iyi koyuyor. Emre abi, arabanın rakibi yok dedik. Bilmiyorum. Değerlendirirken neye göre değerlendireceğiz? Fiyatı nedir acaba bu modelin? Şimdi bu modelin fiyatı 58 bin lira. Hı hı. İkon donanımlı. Aynı motorla 54 bin liraya satılan taş donanımlı versiyonu var. Anladım. O biraz daha az aksesuarlı. Evet. Arabanın hani geneli aynı ama mesela bu dokunmatik ekran bildiğim kadarıyla onda yok. Hı hı. Bu tip bazı ufak tefek farklılıkları var. Onun haricinde R-Link navigasyon sistemi bu arabanın diğer Renault'larla beraber aslında ilgi çeken şeylerinden bir tanesi, donanımlarından bir tanesi son dönemde. Dacia'larda da bu kullanılacak. Tabii. Arabanın bütün multimedya unsurlarını dokunmatik ekrandan erişim. Her şeyi tek yerden yönetiliyor. Tabii. O bakımdan avantajlı. LG üretimi. Hı hı. Renault ile Samsung'un ortaklığı var çünkü Kore. Evet. Seymen Radyo. Finalde böyle bağlayalım. Ben memnun kaldım. Beğendim. Yani tabii ki sportif beklentileri olanlar için
performans beklentisi olan dediğim için. Dediğim gibi motor edici bir araba olmayacak şey değil. Güç ünitesi değil bu modelde, ekonomi ünitesi olmuş. Son derece şey. Hem vergi bakımından avantajlı. Ekonomik 0.9 tabii. 0.9 litre olduğu için. 3 silindir konusunda kimsenin soru işareti kalmasın kafasında. 3 silindirli motorlar uzun yıllardır piyasada. Daha doğrusu tek sayıda silindirli motorlar uzun yıllardır piyasada. 5 silindirliler var. Efendime söyleyeyim V5 bile var. Farklı üretimler mevcut. Bu modelin özelliği çok küçük hacimde şeyin çok verimli olmayışı. Çok sayıda silindirin çok verimli olmayışı. 3 silindir 4'ten daha iyi çalışıyor. Enteresandır. Turbo şarjın yapısı itibariyle de şeyi daha çabuk doldurması söz konusu. Egzoz debisinin daha yüksek olup turboyu daha çabuk doldurması söz konusu. Hakikaten arabada hiç turbo boşluğu yok. O bakımdan gayet iyi. Yani dip devrine kadar şey yaptığımız zaman araba yürüyor. Hiçbir zaman şey yapmıyor, pes etmiyor. Hızlanmak için mutlaka vites düşünmeniz lazım benzinli motor olduğundan dolayı ama turbo çok değiştirmiş arabanın karakterini. Küçük hacimli motor şeyinden bir farklı şeye koymuş, kategoriye koymuş. Ne diyorsun? Sen beğendin dediğim mi? Gibi ben de beğendim ama şey yani arabayı şeyinde değerlendirmek lazım. Taş yerinde ağırdır deyip tabii ki kullanım şartına göre değerlendirmek lazım. Şimdi bu fiyata kompakt sedan, kompakt hatchback yani kompakt modeller alınabiliyor. Evet. Tabii ki onların hani yol tutuş avantajlarına falan pek sahip değil. Yani doğruya doğru. Ama şöyle bir şey var. Olduğu için küçük sınıf platformunda hani hem arabanın boyu fazla uzun değil. Doğru. Fark etmesi diğerlerine göre daha rahat. Artı şöyle bir avantajı var. Çok daha sedana ve hatchback'e göre daha kullanışlı. Özellikle sedana göre bir iç mekan sunuyor. O bakımdan iyi. Tavan yüksek olduğu için daha ferah bir iç mekan. Doğru. Havası veriyor. Açık renk döşemelerde ve kişiselleştirilebiliyor. Aynen öyle. Bizim arabamız turuncu kemik rengiydi. Tabii. Tavanı istediğiniz renkte alabiliyorsunuz. Farklı şeyleri var. Kokpit ergonomisi de gayet başarılı. Hiç şey değil. Hiç üzücü değil. O konuda benden de geçen not aldı. Dediğim gibi ufak tefek şeyleri var. Detay pürüzleri var. Benim özellikle ilgimi çeken sağda soldaki küçük şeyleri. Yani işçilik detayları. Özellikle direksiyon üzerindeki sert kaplamanın yarıdan altı sert. Bu alt tarafa gelen kısmının sivri bırakılmış olması tasarım şeyi. Tasarım hatası. İşçilik de değil. Bu eli şey yapacaktır. Parmak kapalıysa rahatsız edecektir. Onun haricinde arabada şey pedalların yakın olması ve vitesin aşırı kemikli olması. Ben bu modele bağlıyorum vitesin kemikli yapısını. Bir tasarım kusuru yok. Şey yapamadık. Bir de şu torpido gözü keşke... Torpido gözü orada biri otururken oturan... açılsın diye tasarlanmamış. Evet. Ama onun haricinde biri oturmazken de diğer normal torpido gözüne göre daha kullanışlı. Tabii. O yüzden dediğimiz gibi taş yerinde ağır. Bu böyle farklı bir araba ve görüntüsü itibariyle de çok ilgi çekiyor. Onu biz yaşadık kendimiz kullanıcısı olarak sıkıntısız. Her gittiğimiz yerde şey yapıldı, kafalar döndü. O açıdan şeyimiz yok. O açıdan da tereddütümüz yok. Eğer isterseniz böyle bir modeli de şey yapabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. O halde bir sonraki otoseyirde görüşmek üzere. Belki stüdyoya geri döneriz, belki dışarıda kalırız. Evet, göreceğiz. Sürprizimiz olsun.